arkadaşlar. Şimdi Sözcük'te yapı videosuyla karşınızdayım. En önemli konulardan biri bu. Hocam, Türkçe'de soru çıkan dil bilgisi konularını sayar mısınız derseniz şu ana kadar fiilimsi arkadaşlar kesin %100 gelecek. Sözcük'te yapı kesin gelecek. Bir tane gelecek, iki tane de gelme olasılığı var, aklınızda bulunsun. Hem YKS'de hem KPSS'de mutlaka sorulan bir konu. Sonra ögeler, sonra ses, yazım, noktalama şeklinde önemli konular gidiyor. Tabii diğerlerine bakmanızı istiyorum. Niye? Mesela aslında şöyle bir şey de var Türkçe'de. Mesela burada öğrendiğiniz her şeyi ses bilgisinde uygulayacaksınız. Yani konular birbiriyle bağlantılı. Sözcük türlerini bilmeden cümlenin ögelerini yapamazsınız. Cümlenin ögesinden kesin soru çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Yani başlangıçtan ki sıralamayı ona göre koydum ben. Yani önce halletmeniz gereken konuları halledin. Böyle basamak basamak gidin. Mesela ses bilgisini dinlemeden önce sözcükte yapıyı dinlemenizi isterim ben. Orada da söyleyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar, sözcükte yapıyı biliyorsanız ses bilgisinden korkmayın. Kelimeyi ekine köküne ayırın. Siz de diyeceksiniz ki ben bu kelimenin ekine köküne, kelimeyi ekine köküne nasıl ayıracağım? Burada öğreneceksin. Tamam mı? Bana güven, çok da basit bir konudur. Dediğim gibi bazen iki tane soru gelebiliyor. Birinci soru şu şekilde oluyor. Öteki de işte yapısına göre hangisi farklıdır şeklinde iki farklı soru karşımıza geliyor. Başlıyorum. Lafı çok dolandırmak istemiyorum. Şimdi sözcükte yapı nedir? Önce bir başlıktan konuşalım. Aslında fiilde yapıda bahsettim ama belki fiilde izlemeden direkt buraya gelen arkadaşlarım vardır. O yüzden sıfırdan alacağım. Şimdi arkadaşlar, 6 Şubat depremi olduğunda ben deprem bölgesindeyim. Adana'da yaşıyorum biliyorsunuz. Orada tabii biz evlerimizi terk ettik. Dediler ki evlerinize girebilmeniz için uzmanların gelip binanızın yapısına bakması lazım dediler. Binanın yapısına bakacaklar. Oturmaya uygun görürlerse çıkın. Hani evinize uygun görmezlerse işte başınızın çaresine bakın şeklinde. Neyse, uzman geldi arkadaşlar. Bak, tahmin yürütün. Şimdi gelen uzman binanın yapısına bakacaksa ilk nereye bakar? Çatıya mı bakar, duvara mı bakar, kolona mı bakar, temele mi bakar? Temele bakar. Çünkü niye? En dibe bakacağım ki ona göre yukarılara bakayım. Dip sağlam olmazsa o bir işe yarar mı? Mesela dişimizin kökü. Eğer dişte kök olmasın, o istediği kadar durmaz ki zaten. O yüzden en temel, en dip, en köke baktılar binanın yapısında. Sonra duvarlardı, kolonlardı, şuydu buydu. Aynı şekilde sözcüğün yapısıysa en dibe ineceğim, en temele ineceğim, en köke ineceğim. Tamam mı? O yüzden size sözcükte yapı ifadesini gördüğünüzde hemen kök bulmanızı isteyeceğiz. Tamam mı? Kökü bulacağız. Peki hocam, kök ne? Aslında ben kök bulmayı biliyorum diyen arkadaşlarım var. Bazen de yanılıyorsunuz, bilginiz olsun. Kökü genelde şöyle biliyorsunuz. Sözcüğün en küçük anlamlı parçası. Evet, doğru ama eksik bir tanım olur. Peki doğrusu ne olacak? Sözcüğün bütünüyle alakalı en küçük parçası olacak. Alakalı en küçük parçasıdır. Nasıl yani hocam, bütünüyle alakalı derken? Şöyle düşünün, ben bir bina yapıyorum değil mi? Temel burada, duvarlar burada olur mu? Hayır. O zaman ne yapacak? Bütünüyle alakalı olacak. Benim klasik örneğim balıkçılar kelimesi. Sizden ricam, ne olur kök bulurken harf harf gidin. Nasıl yani hocam? Niye harf harf gidiyorum? Çünkü ÖSYM genelde ses olay olan sözcükleri özellikle seçiyor. İşte ünlü düşmesi, ünlü türemesi diyorum ya. İşte kökü bulun dediğim bu. Yani sözcüğün yapısını iyi bilirseniz ses bilgisi havada karada çıkar. O yüzden harf harf gitmenizi istiyorum. Bak, gidiyorum şimdi. B diye bir kök var mı? Türkçe'de yok. Bağ diye bir şey var mı? Yok. Bal diye bir şey var. Arıların yaptığı o tatlı şey değil mi? Ama o balla balıkçılar arasında anlam ilişkisi var mı? Bakıyorum, yok. O zaman bir harf daha gidiyorum. Baktım balı. Balıyla balıkçılar arasında yok. O zaman bir harf daha gidiyorum. Balık. Balıkla balıkçılar arasında. Resim çiziyoruz, unutmayın. Çizdim resmimi. Eti yenmiş, iskeleti kalmış bir balığım var. Sonra bulduğunuz an kısa çizgiyi çekiyorsunuz. Çektim. Peki böyle bir şey var mı? Balıkçı. Yok. O zaman bir harf daha yazıyorum. Balıkçı diye bir şey var mı? Var. O zaman buldum, kısa çizgimi çekiyorum. Bak, şimdi de resim çiziyorum. Şu şekilde. Peki balıkçı, L'yi koyuyorum şimdi. Balıkçıl, balıkçıl, Sinan Akçıl gibi bir şey oluyor. Balıkçıl diye bir şey var mı? Yok. O zaman bir harf daha. Balıkçıla, balıkçıla, yok. O zaman bir harf daha. Şu şekilde olduğunda oluyor. Eğer fazla bir ek olsaydı yine kısa çizgimi çekerdim.
Bu şekilde, tamam mı? Bu defa balıkçı balıkçılar ne oldu? Şu şekilde olmuş oldu. Yani resim çizebilirsiniz. Ama hocam soyut bir şey olsa, mesela akıllı dediğinizde. Bak yazayım, mesela akıllı olsun kelime. Mesela ak diye bir şey var değil mi? Beyaz anlamında. Ama beyazla akıllı arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman bir harf daha gidiyorum. Akı, yumurtanın akı var ama akıllı arasında anlam ilişkisi yok. O zaman bir harf daha. Akılla akıllı arasında anlam ilişkisi var. Kısa çizgimi çekiyorum. Böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey var mı? Var. O zaman koydum. Akılın, bak şöyle somutlaştırıyorum. Bu akıl olsun. Akıllı dediğimde de ne olsun? Şöyle bir ampulümsü bir şey olsun. Yansın ampul ki hani zeki anlamında olduğu olsun. Bak ne oldu? Şekil çizerek kök bulabilirsiniz. Kök bulmayı buldu, yani bildiğinizi düşünüyorum. Konuşamadım. Anladığınızı düşünüyorum. Zaten şurada arkadaşlar ÖSYM'nin en çok sevdiği kelimeleri kullandım. Hocam işte falanca hoca da bunu yapmış. Şu kelimeler ÖSYM bunları seviyor. Hocalarımız da tabii ki bu kelimeleri seçecek. Ben de. Onlar da 3-5 tane farklı örnek koymuştur. Eminim ben de 3-5 tane farklı örnek koyuyorum. Ama onun dışındakileri ÖSYM dönüp dönüp soruyor. Dönüp dönüp soruyor. O yüzden benzer kelimeleri seçiyoruz. Tamam. Evet, kök bulmayı öğrendik ki şunların tek tek kökünü bulacağız. Sizi biraz yoracağım. Ama sıkılmazsınız, rahat olun. Benim dersim biraz sohbet gibi geçtiğine inanıyorum. Çünkü gelen yorumlar o şekilde. Şimdi size buradan bir soru gelecek. Kökü bulmayı öğrendiniz. İşte balık, akıl şeklinde. Diyecek ki kökün türü veya çeşidi farklıdır. Hani mesela bir balık aldığınızı düşünün. Balığın bir türü, bir çeşidi oluyor değil mi? İstavrit diyorsunuz, işte çupra diyorsunuz, hamsi diyorsunuz. Çeşit demek birden fazla. Ya biliyorsunuz zaten çeşit ve tür kelimelerini. Şimdi kökü bulacaksınız ama. Çünkü size kökü sordu. Peki bulduk kökü. Şimdi ben türüne bakacağım. 4 tane türü vardır. Ben ofis diye kodluyorum arkadaşlar. Ofis. Nasıl yani hocam? Ortak kök. Ortak kökün diğer adı ikili kök. Diğer adı kökteş kök. Kökteş kök. Aklınızda bulunsun. 2 fiil kök. Bunu biliyorsunuz artık. Mekmak alıyorsa fiil. Olumsuzunu mezmazla yapıyorsak fiil. İsim kök biliyorsunuz. Olumsuzunu memayla ya da mezmazla yapmıyorsak. İşte mekmak getiremiyorsak. İşte olumsuzunu yok değil ve sızsizle yapıyorsak bunlar isim köktü. S de sesteş kök. Hepsini tek tek anlatacağım size. Önce şu fiille isimden başlamak istiyorum. Çünkü ortak ve sesteşi ayrı olarak işleyeceğim. Tekrar söylüyorum. Mekmak alabiliyorsa fiil kök. Olumsuzunu mema ya da mezmazla yapabiliyorsanız yine fiil kök. Olumsuzunu yok değil veya sız ekiyle yapıyorsanız isim kök ve mekmak almıyor diyoruz. Hemen yapalım. Balıkmak diyebilir misiniz? Hayır. O zaman bu ne diyeceğim ben buna? İsim kök. Bak. Akılmak diyebilir miyim? Hayır. Hatta olumsuzunu yapayım. Akıl sız. Bakın sızla yaptım. O zaman bu isim kök diyoruz. Mesela gidiyorum ifadesine. Ekine kökünü ayırıyorum yine. Baktım gi diye bir şey var mı? Yok. Bu normalde gittir değil mi? Yumuşama olmuş. Ses bilgisi muhabbeti. Dursun o. Sonra yor şimdiki zamandı. Hatırlayın. Da şahıs ekiydi. Bu baktım kök oldu o zaman. Gitmek diyebiliyorum. Mekmak getirebildiğim için de buna fiil kök diyeceğim. Mevzu bu yani. Tamam hocam, bunları anladık. Biliyoruz zaten. Bize ortak kökle sesteş kökü anlat diyen arkadaşlarım için. Şimdi ortak kök ne biliyor musunuz? Burası tam gözüküyor mu Bayram? Evet hocam. Tamam. Şurayı sileyim. Çünkü ya şu kısmı sileyim daha doğrusu. Direkt kodlamamı yazacağım arkadaşlar. Ofisi unutmuyorsunuz, tamam mı? Ortak kök, diğer adı ikili kök, diğer adı kökteş kök, fiil kök, isim kök, sesteş kök şeklinde. Şimdi geliyorum ortak kökle sesteş kökün farkına. Sesteş kök. Arkadaşlar ikisinde de hem ortak hem sesteşte yazılışları aynıdır. Bak ikisinde de. Ortak kökte anlam ortaklığı vardır. Anlam ortaklığı vardır. Sesteş kökte anlam ortaklığı yoktur. Yok. Ortak kökte biri isim, biri fiil olmak zorundadır. Sesteş kökte biri isim, biri fiil olabilir. İkisi de isim olabilir.
İkisi de fiil olanı henüz görmedim ama yani yazalım. İkisi de fiil, gerçi var ya, pardon. İkisi de fiil olabilir. Tekrar söylüyorum. Ortak noktaları, yazılışları aynı. Bunda anlam ortaklığı var. Ortak. Tamam mı? Biri isim, biri fiil olmak zorunda. Şimdi bakın. En çok kullanılan örnekleri de söyleyeceğim zaten size. Mesela kuru kelimesi. Kuru. Tat. Ondan sonra ekşi. Güreş. Dediğim gibi en çok kullanılanları yazıyorum size. Başka ne var? Mesela barış var. Savaş var. Boya var. Yani dönüp 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 aynı kelimeleri soruyorlar. İlla ki içlerinde şu an kaçırdığım var ama dediğim gibi en çok bunlar kullanılıyor. Bakın bunlar ortak köktür. Nasıl yani hocam, ben anlamadım. Şimdi kuru sözcüğünü önce şunu yapacaksınız. Bir isim bir de fiil olarak kullanabiliyor muyum? Baktım burası kuru. Ya da işte kuru elbise dediğimde. O zaman oranın ıslak olmadığı anlamına geliyor. İsim olarak kullanıyorum. Tamam. Peki burası ıslak oldu. Sildim. Kurudu dediğimde kurumak fiil olmuş olmadı mı? Evet. Bir isim bir fiil olarak kullanıldı. Önce bunu yapıyorum. Sonra aralarında ilişki var mı? Evet. İkisinde de nemli olmayan, ıslak olmayan anlamında. Anlam ortaklığı olduğu için demek ki bu ortak kök. Mevzu bu. Bak, tat kelimesi. Hem isim hem fiil olarak kullanılabiliyor mu? Evet. Yemeğin tadı çok güzel dediğimde oradaki isim. Çünkü isim tamlaması kurdu. Yemeğin tadı. Peki yemekten tattım dediğimde tatmak fiil oldu. Aralarında ilişki var mı? Var. O zaman ne oldu? Ortak kök olmuş oldu. Ekşi. Hem isim hem fiil olarak kullanılabiliyor. Aralarında ilişki var mı? Var. Böyle yüzümde şey oluyor değil mi? Bir gün yeğenimin karşısında, yani şöyle, yeğenim daha küçük o zamanlar, limonu tattırdım. Böyle bir şey yaptı. Sonra bakın, çok değişik bu çocuklar ya, çok saflar. Sonra biliyor artık onun tadını. Ben tuttum limonu, böyle şey yapıyorum. Yeğenime hiç herhangi bir şey vermedim, böyle yapıyor. Bak, ekşi ve ekşimek. Aralarında böyle bir ilişki kuruyorsunuz değil mi? İsim ve fiil olarak da kullandığınızda. Orada o zaman ortak kök. Dedim ki, güreş müsabakaları mıydı? Evet, yapılıyor dediğimde. Oradaki güreş isimdir. Ama işte baba oğul güreştiler dediğimde ne oldu? Güreşmek fiil oldu. Hem isim hem fiil. Aralarında ilişki var mı? Var. O zaman ortak kök. Barış, barışmak. Yine hem isim hem fiil olarak kullandım. Aralarında ilişki var. Savaş, savaşmak. Hem isim hem fiil olarak kullandım. Aralarında ilişki var. Boya. Boya nedir? İşte renkli. Boyamak dediğimde o renkli şeyi alıp hareket etmek. Mesela sıva, sıvamak. Ya diyorum ya, en çok döner döner bunları kullanırlar arkadaşlar. O yüzden rahat olun, yaparsınız. Şimdi sesteş ne demek? Bak, ben bunu 3-5 örnekle aklımda tutuyorum. Bak, gül, bin, yaz, kır, gül, bin, yaz. Böyle de tutabilirsiniz. Hani birer örnek aklınızda tutun ki, ha böyle yapılıyordu, şöyle oluyordu falan. Bak, gül. Bir bu var, gülmek. Bir de çiçek olan gül, değil mi? Kırmızı gül. Mesela bayılırım ona. O zaman çiçek olanla benim yüzümdeki bu gülme mimiği aynı mı? Hayır. O zaman yazılışları aynı ama aralarında hiçbir benzerlik yok. Bak, şeyi kontrol etmedim bile. Bir isim mi, birin fiil mi diye kontrol etmedim bile. Çünkü aralarında bir ilişki yok. O zaman sesteş kök diyeceğim. Bin. Sayı olan bin var. Ata binmek, işte bisiklete binmek var. Mesela ata binmek olsun. Ona binmekle rakam olan bin arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman ne diyeceğim? Sesteş. Yaz. Mevsim olan yaz. Yazmak var. Doğru mu? Kır. Kırmak var. Saçın beyazlaması var. Kır düğünü dediğimiz bir olay var. Aralarında hiç benzerlik yok. O zaman sesteş kök diyoruz. Bence anladınız. Yeter. Dalağım şişti. Bu yani, başka yapacağınız bir şey yok. Kökü bulmayı öğreneceğiz şimdi. Sonra kökün türüne, çeşidine bakacağız arkadaşlar. Bir de dediğim gibi önceliğiniz şu olacak ama. Fiil mi, isim mi, ona bakacaksınız, tamam mı? Sorarsa ortak sesteş diye hareket edeceksiniz. Şimdi bunların önce kökünü bulacağız. Sonra kök çeşidine bakacağız. Sonra eklerine bakacağız. Başlangıç kelimesinin kökünü arıyorum şimdi. B olabilir mi? Hayır. Ba olabilir mi? Hayır. Baş olabilir mi? Düşünüyorum. Başlangıç, başlangıç, baş. Mesela desem ki evi temizlemeye mutfaktan başladım. Başlangıç mutfak. O zaman başa, değil mi? Listenin başına onu almışım. O zaman kelimenin kökü baş. Çünkü en küçük parçayla bütünü arasında anlam ilişkisi var. Peki kelimenin köküne bakıyorum. Ye diye bir şey yok. Ya diye bir şey yok. Yaş diye bir şey var. Aralarında ilişki var mı? Bakın ben
Yaşımı söylemek istemiyorum ama yine de söyleyeyim, Allah kahretmesin, 23 yaşındayım arkadaşlar. Daha yeni 23 oldum. Şimdi bakın, 23 yaş yaşadım. O benim yaşantım oldu. O zaman kelimenin kökü yaş diyoruz. Toplum kelimesinin kökü T olabilir mi? Hayır. T olabilir mi? Hayır. Top olabilir mi acaba? Top. Bakıyorum şimdi. Top bir arada demektir. Mesela bir top kağıt, bir top kumaş, bir top kalem dediğimde. O zaman bir arada olan anlamındadır. Kelimenin kökü toptur. Aynı zamanda aslında sesteştir. Çünkü o oynadığımız plastik toplar var. Bir de bir arada anlamında. Yazılış aynı ama anlam farklı. O yüzden sesteş oluyor. Şimdi desem ki sen benim için çok önemlisin dediğimde, o zaman ne yapıyorsun? Herkesin önünde yer alıyorsun. O zaman bu kelimenin kökü öndür. Şimdi acaba diyorum, kurak kelimesinin kökü ne? Kur olabilir mi? Kurmak. Ya da mesela döviz kuru diyoruz ya, kur. Acaba oradan gelebilir mi? Düşünüyorum. Şimdi desem ki hadi gelin bilgisayarı kuralım. Onu kurmaktan alabilirsiniz. Çünkü bir şeyler kuruyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Ama buradaki kurak bir yerin kuru olmasıdır. Kuru olacak ki oraya ben kurak diyeceğim. O zaman buradaki kurudur arkadaşlar. Hocam U nerede? Düşmüş. Ünlü düşmesi diyeceğiz. Çünkü düşen harf ünlü olduğu için. Al işte ses bilgisi. O yüzden bunları iyi öğren. En azından buradaki kelimeleri iyi öğren. Dönüp dolaşıp ses bilgisinde de bunlar çıkıyor. Sulak kelimesinin kökü acaba ne olabilir? Bakıyorum. Sulak. Bir yer sulak olması için su olması gerekiyor. Bu şekilde. Çevre kelimesinin kökü ne acaba? Bak harf harf gidiyorum. Var mı? Yok. Var mı böyle bir şey? Yok. Bak harf harf gittim. Ana! Sanki ben burada bir şey tamamlayabiliyorum. Bak beynimizin tamamlama özelliği vardır. Unutmayın bunu. Beyin yarım kalan şeyleri sevmez arkadaşlar. O yüzden eğer gönlünüzde unutamadığınız biri varsa muhtemelen o yarım kalan bir aşktır. Zihninizde onu yaşadığınızı, tamamladığınızı düşünün. Çünkü yani beyin yarım şeyi sevmez. Onu tamamlayacaksın, iyi veya kötü. Şimdi burada da beyin bunu tamamlamak istiyor. Nasıl tamamlıyor? Çevir şeklinde. Hocam tamam, beynim tamamladı eyvallah da, çevirmekle çevre arasında nasıl bir ilişki var? Bakın şimdi şu ben olayım, tamam mı? Çevrene dikkat et Cansu dediklerinde. Kimi kastediyorlar? Beni çeviren insanları. O zaman çevirmekten çevre oluyor. Bence anladınız. Güzel anlattım. Peki öksüz kelimesinin köküne bakıyorum. Ö diye bir şey var mı? Yok. Ök diye bir şey var mı? Ök. Şimdi bilmeyebilirsiniz bunu. Ök anne demektir. Hatta G ile normalde bu. Sonra işte Türkçe'ye geçerken falan falan, neyse oralara çok girmiyorum. Ök anne demektir. Öksüz annesiz demektir. Sıcak kelimesinin kökü ısıdır arkadaşlar. Mesela desem ki ya stüdyo çok sıcak dediğimde, demek ki burada bir ısı birikmiş. O yüzden kelimenin kökü ısı. Ve başında ünlüsü düşen tek istisna kelimemdir. Onun dışında hep içeride düşer. Bakın burada başında düşmüş oldu. Kavşak kelimesinin kökü. Bak harf harf gidiyorum. K diye bir şey yok. Kav diye bir şey yok. Kavş, kavş. Bak kavş. Kavuş. Aa, kavuş çıktı. Ama hocam kavuşmakla kavşak arasında nasıl bir ilişki var ki? Bak şöyle bir ilişki var. Şu dört yolun kavuştuğu yere biz kavşak demiyor muyuz? Kavuşuyor işte, kavuşmaktan kavşak olmuş oluyor. Peki sın, sınmak, sınmak olmadı değil mi? Sınmakla sınav arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. Peki sınamak diye bir şey var mı? Var. ÖSYM sizi sınıyor arkadaşlar. Orada bir daralma oluyor. Sınamaktır o. Sınadı değil mi sizi? O zaman o sınadığı kağıtlı belgenin adı ne oluyor? Sınav olmuş oluyor. Aklınızda bulunsun. Sınamaktan gelir. Kavuşmak dedik. Çevirmek. Başka yok herhalde. Diğerler isim. Şimdi alçalmış kelimesinin kökü. Bak harf harf gidiyorum. Al. Al diye bir şey var. Mesela uzattım. Al dedim. Ama almakla alçalmış arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. Hocam kırmızı olan alsa. Mesela Cansu bugün al giyinmiş. Bakıyorum kırmızı ile alçalmış arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman bak gidiyorum. Alç diye bir şey var mı? Yok. Alça diye bir şey var mı? Yok. Alçal var. Ama bir şeyin alçalması için oranın alçak olması gerekiyor ki ben alçaldı diyeyim. O zaman bu kelimenin kökü alçaktır arkadaşlar. Alçak sesteş oluyor değil mi aynı zamanda? Hem engin anlamında hem de
Anladınız onu. Yükseldi kelimesinin kökü acaba yük olabilir mi? Bu hani ağırlık taşıyoruz falan ya, o yük anlamında. Şimdi yükle yükselmek arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman yine gidiyorum. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Arkadaşlar bir şey yükseldiyse o artık seviyesinden yüksek yere gelmiş oluyor. O yüzden kelimenin kökü yüksek. Çok kötü yazdım ama bence okuyabiliyorsun. Seyretti, seyretti. Bak, bak seyrediyorum. Ne yapıyorum? İzliyorum. Arkadaşlar seyirden gelir. Seyir izlemek demektir. Tamam mı? Seyir et şeklinde. Seyrelmiş. Bak. Onun saçları seyrelmiş, yaşlanmışsın gördün mü dediğinde bak saçları seyrelmiş. Yani sıklığı azalmış, yani seyrek olmuş. O zaman seyrelmiş kelimesinin kökü de seyrektir diyoruz. Bu, bak. İlerlemiş kelimesinin kökü, hocam il olabilir mi? Mesela Ankara bir il. Evet, il anlamlı bir parça ama il ile ilerlemiş arasında anlam ilişkisi yok. Peki ile olabilir mi? Hayır. İler olabilir mi? Hayır. Bak sonraki harfi koydum. İler, iler, ileri çıkıyor. O zaman bu kelimenin kökü ileriymiş diyoruz. Benzedi kelimesinin kökü ben olabilir mi? Hayır. Çünkü benle benzedi arasında anlam ilişkisi yok. O zaman bir harf daha gidiyorum. Ne çıktı? Benz. Mercedes Benz gibi oluyor ama benizdir arkadaşlar o. Tamam mı? Beniz ne demek hocam? Yüz demek. Bak Betim benzin atmış diyorum. Yani yüzünü kastediyorum. Seninle biz benziyoruz dediğimde neyi kastediyorum? Kolumu, bacağımı mı yoksa yüzümü mü? Yüzümü kastediyorum. Kol, bacak herkes de aynı. Tamam. Uyku kelimesinin kökü uyumaktan gelir. Siz uyursunuz ondan sonra uyku olur o. Oynadı kelimesi bak oy. Seçimde kullandığınız bir oy var doğru. Peki oyla oynamak arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman bir harf daha gidiyorum. Ne çıktı? Oyun. Bak oyun. O zaman kelimenin kökü oyunmuş. Sızladı kelimesinin kökü sızıdır arkadaşlar. Bir yerde sızı olacak ki sızlayacak, ağrıyacak. Kuzey kelimesinin kökü kuzdur. Kuz güneş görmeyen yön demektir. Hatta babaannelerimiz, anneannelerimiz şey derdi. Ya ben hatırlıyorum anneannem derdi. Kuzdan bir soğuk geliyor, donduk anam bu sene derdi. Aklınızda kalsın. Güney kelimesinin kökü gündür. Güneş kelimesinin kökü de gündür. Ben size bir taktik öğreteceğim. Bak bu çok işinize yarar. Nasıl biliyor musunuz? Ben hep arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar bir kelimenin köküne farklı iki ek getiriyorsanız o %99 yani çok elzem istisnai durumlar olmadığı sürece köktür. Size de zaten ÖSYM çok istisnai durumları sormuyor. Bak şimdi gün kelimesine iki farklı ek getirebiliyor muyum? Güneş, güney gibi. Evet o zaman tereddüt etme bunun kökü gündür de geç. Bak mesela önemli kelimesinde ben adım gibi eminim köküne önem diyen çok kişi oldu. Nasıl yani hocam hani ben önem diyebiliyordum falan diyenler vardır adım gibi eminim. Bak şimdi acaba kelimenin kökü ön mü? Önem, öncü, önce, önlük gibi bak en az iki farklı ek getirebildim mi? Getirebildim. Demek ki bu kelimenin kökü önmüş diyeceksiniz. Mesela bekçi kelimesinin kökü acaba bek olabilir mi? Cansu Hoca dedi ki iki farklı ek getir. Bak bir burada bekçi var gördüğünüz gibi bir de bekle var. Gelmiş zaten kendim vermişim. O zaman ne oldu? Bu kelimenin kökü bek. Bek de işte bu sağ bek sol bek futbol. Daha benden iyi biliyorsunuz zaten. O şekilde diyeceğiz tamam mı? Gelinlikçinin kökü geldir arkadaşlar gel. Nasıl yani? Şimdi mesela benim abim evli gelinimiz var. Bizim eve ne yaptı? Gelin geldi. Bak baba evinden bizim eve geldi. Tamam mı? Aklınızda öyle kalsın. O yüzden kelimenin kökü gel. Söylemiş kelimesinin kökü sözdür. Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben bunu eski Türk dili ÖABT yani öğretmenlik alan bilgisi dersine giren bir öğretmen arkadaşıma sordum. Hayır dedi söz değil dedi. Söyle olarak alabilirsiniz dedi. Bazı hocalarım da söz olarak alabilirsiniz dedi. ÖSYM çok muallak şeyleri sevmez arkadaşlar. Tutup da bunun sözü söz mü söylemek mi falan diye tereddüt edilen kelimeleri sormaz. Ama çoğunluk sözden alıyor. Ben de o yüzden vermek istedim. Getirdi kelimesinin kökü. Hatta bilmiyorum reklam olur mu? Şeyi böyle bir markanın adını söylesem reklam oluyor mu? Olmaz. Efendim? Olmaz. O zaman söyleyeyim. Hani bir tane şey var ya getir. Sipariş verin biz getirelim diyor. Bak onu her gördüğünüzde aklınıza şeyi getirin tamam mı? Aa diyeceksiniz ne oldu getir bana mesela sipariş ne verdim ekmek. Ekmek bana geldi getir getirdi geldi tamam mı?
O zaman getirdi kelimesinin kökü gel diyeceksiniz. Götürdü kelimesinin kökü ne diyorum? Hesaplık düşünmeyin. Götürüyorsa mesela şunu kantine götürür müsün dediğimde o şey gidiyor. O yüzden kelimenin kökü gittir. Tükürük kelimesinin kökü. Hani bir tane şarkı var ya, ne diyor? Tütü maşallah benim canım diyor. O zaman kelimenin kökü tüdür. Tütü maşallah dediği için. Uzay kelimesinin kökü uzdur arkadaşlar. Biliyorsunuz Alper Gezer Avcı gitti. Yani ben de gitmeyi çok isterdim. Sonra bir arkadaşımız daha gidecekti. Gitti mi bilmiyorum. Şimdi haberlerde de şey var. Amerikalı astronotlar uzayda kalmışlar. Ne olacakları konusunda henüz bir karara, yani karara varamamışlar. Öyle duydum. Ne yaptılar acaba bilmiyorum. Düşünsenize, insanlardan uzak bir yerde yaşamak istiyorum. Nerede? Uzayda. Tabii ki böyle bir şey yok. Ben insanları seviyorum. Uzay kelimesinin kökü uzdur arkadaşlar. Uz, yani şöyle hani bir söz var ya işte az gittim uz gittim. Yani böyle epey uzağı kastediyorum. O yüzden uzak ve uz aynı kökten gelir diyoruz. Tamam. Bakıyorum öğrenci kelimesinin kökü ö olabilir mi? Yok. Öğre olabilir mi? Yok. Öğren olabilir mi? Düşünüyorum. Öğrenen kişiye biz öğrenci diyoruz. O zaman evet. Dilenci kelimesinin kökü. Dilenci ne diyor? Ablam diyor. Allah rızası için diyor. İşte diyor. Bana para ver diyor. Değil mi? Ne yaptı? Diliyle istedi. O yüzden kelimenin kökü dildir diyoruz. Kök bulmayı öğrendiğinizi düşünüyorum. Lütfen bu kelimelere çok özen gösterin. Özellikle seçtim. ÖSYM çok seviyor. Mesela ilerlemiş kelimesi, benzedi, uyku, oyun. Ondan sonra mesela sıcak kelimesi, çevre kelimesi, bunları çok seviyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi kök bulduk. Kökü de bulduktan sonra türüne bakacağız. Bayram kaç dakika oldu? 26 hocam. Ha güzel. Ben zannediyorum şu an 45-50'ler havada uçuşuyor. Çok sıkmak istemiyorum. Şimdi bakın. Buldum kökü. Size dedi ki kökün türü, çeşidi ne? Aa Cansu Hoca dedi ki ofis. Ortak kök, fiil kök, isim kök, ses teş kök. Ama önceliğiniz her zaman isim fiil muhabbetine bakmak olsun. Şimdi bakıyorum baş kelimesine. Başmak diyebilir miyim? Yok. O zaman bu ne oldu? İsim kök oldu. Yaş kelimesi aslında ses teştir. Çünkü ben 23 yaşındayım dediğimde oradaki yaşla ıslak anlamında olan yaş var, doğru mu? Aralarında da anlam ilişkisi yok. O yüzden ses teş. Ama buradaki isim kök. Çünkü yaşmak diyemedim. Top dediğim gibi ses teş. Plastik olması ve bir arada anlamında. O zaman topmak diyemediğim için isim kök. Ön kelimesi önmek diyemediğim için isim kök. Kuru kelimesi hem isim hem fiil olarak kullanılıyor. Aralarında da ilişki var. Ortak kök. Ama buradaki isim olandan alacağım arkadaşlar. Çünkü kurumak değildir. Kuru, bir yer kuru olacak. Kurak diyeceğim. Su, isim kök. Çevirmek, mekmak getirdim fiil kök. Ökmek diyemem, isim kök. Isımak diyemem. Ya bazı kaynaklar bunu ısımak diye de alıyor bu arada. Fiil kök diyen de var, isim kök diyen de var. Bana göre en, yani o zaman ÖSYM kökün çeşidi bunu sormaz. Çünkü muallak var arkadaşlar, bir sıkıntı var. Değişirse ben zaten size duyururum. Isı, yani sıcaklık anlamında düşünüyorum. O zaman bu isim kök olur. Ama yazmışlardı mesela arkadaşlar, hocam o fiil değil mi diye araştırdım ben. Kaynakların dediğim gibi bir kısmı isim kök, bir kısmı fiil kök olarak alıyor. Ama biz mantığa bakacağız değil mi? Sıcak dediğimiz nedir? Mesela oyuncak diyoruz değil mi? Isıcak. O zaman cak eki isme geliyor diyoruz. O zaman isimden, tamam o şekilde. Sınamak, özür dilerim, kavuşmak fiil kök. Sınamak fiil kök. Alçak, alçak aslında seste işte değil mi? Ama burada isim kök diyeceğim. Yüksek, isim kök. Seyir, isimdir arkadaşlar. İsim kök, izlemek anlamında. Seyrekmek diyemem, isim kök. Yanlış söylemedik değil mi? Evet. İleri, isim kök. Beniz, benizmek diyemem, isim kök. Uyumak, fiil kök. Oyunmak diyemem, isim kök. Sızımak diyemem, isim kök. Kuzmak diyemem, isim kok. Günmek diyemem, isim kök. Gelmek, fiil kök. Fiil kök olduğunda kısa çizgi çekiyorum. Günmek diyemem, isim kök. Bekmek diyemem, isim kök. İsim kök. Sözmek diyemem, isim kök. Gel yine fiil kök. Git, fiil kök. Demek diyemem, isim kök. Ki yansımalar, mesela fısıltı, gürültü. Bunlar yansımadır arkadaşlar. Fısıltının kökü fıs. Çünkü fıs diye konuşuyoruz ya. Mesela gürültü kelimesinin kökü gürdür. Gür 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 makine çalışıyor ya. Gürmek diyemem. Bunlar hep isim köktü. Ama hocam gür hani böyle sık anlamında değil mi? O zaman sesteşlik de var.
Çünkü aralarında anlam ilişkisi yok. Ama oradaki gürgür, hani yansıma olduğu için isim kök diyeceksiniz. Uzay kelimesinin kökü uzmak diyemem isim kök, uzmak diyemem isim kök, öğrenmek diyebilirim fiil kök. A dil, dil aslında sesteştir. Çünkü hem organ olan dil var hem de dilmek fiili var. Aralarında ilişki var mı? Yok. O zaman sesteş diyoruz. Ama buradaki organ olan dil olduğu için isim kökten alacağız arkadaşlar. Dilmek fiiliyle alakası yok. Bence anladık. Bence anladık. Gayet de güzel gittik. Şimdi kök bulmayı öğrendik. Türünü bulmayı öğrendik. Size bir yapım eki, çekim eki yani eklerden kısaca bir bahsedeceğim. İkinci dersimizde de ekin şeyine gireceğiz. Siz söyleyin adını. Detaylarına ineceğiz. Nereye yazsam? Şurayı siliyorum. Komple sileyim hatta. Çünkü şurayı bölmek istemiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi. Ekler. Artık kök biliyorum. Kökü bulduktan sonra üzerine gelen parçalar eklerdir. Doğru muyum? Yani ekstra bir şey geliyor. İlave olarak geliyor. Zaten ekin eş anlamlısı ilave demektir. Şimdi bu gelen ekler ya yapım ekidir ya çekim ekidir. Ya yapım eki ya çekim ekidir. Şimdi çekim ekinin varlığı bizim için çok önem teşkil etmiyor. Bu cepte olan insanlar gibi düşünün. Siz de cepte olmayın, tamam mı? Öyle herkes hemen aradığında müsaitmiş gibi koştur koştur gitmeyin. Çünkü nadir bulunan şeyleri insanlar daha çok sever. O yüzden çekim eki ya bizim için çok bir değer katmıyor. Ama yapım eki tamamen ortamı değiştiriyor arkadaşlar. Eğer bir yerde yapım eki varsa biz ona türemiş deriz. Çekim eki varsa basit deriz. Ama çekim ekinin varlığı yokluğu çok önem teşkil etmediği için problem yok. Bizim için bir sözcüğün şunu alıp almadığı önemlidir. Tamam mı? Şimdi önce ben yapım ekini anlatacağım. Yani özelliğini anlatacağım. Sonra detaylara gireceğiz. Şimdi yapım eki 4 tanedir. Ama ezberletmeyeceğim. Rahat olun. Sadece vermek zorunda olduğum için veriyorum. 1. İsimden isim yapan. Yapan ek. 2. İsimden fiil yapan ek. Fiilden fiil yapan ek. Yapan ek. Fiilden isim yapan ek. Şimdi bak anlatıyorum size. Benim çok meşhur bir benzetmem var. Ben yapım ekini arkadaşlar Bülent Ersoy'a benzetiyorum. Yazıyorum şuraya. Not alın bunu. Çok işinize yarar. Çekim ekini de Ajda Pekkan'a benzetiyorum. Neden? Aslında fiilde yapılı anlattım bunu dediğim gibi. Ama orayı izlemeyip direkt burayı izliyorsanız sıfırdan anlatıyorum. Şimdi Bülent Ersoy arkadaşlar eskiden erkekti. Kendisini yeniden yapılandırdı ve ortaya yepyeni bir şey türedi. O zaman Bülent Ersoy yapım eki. O zaman yapılandırıyor, yeniden yapılandırıyor ve yepyeni bir şey türetiyor. Tamam, aklınızda kalsın. Şimdi çekim eki Ajda Pekkan niye? Ajda Pekkan estetik yaptırıyor, botoks yaptırıyor ama kadın kadınlığını koruyor. Ben dedim ki, ya dedim işte kaşıma gözüme botoks yaptırayım, işte burnuma estetik yaptırayım dedim. Geldim, yaptırdım geldim. Şimdi Bayram beni gördü. Şöyle ufak bir değişiklik olduğunu anlamıştır ama benim Cansu olduğumu bilirsin değil mi Bayram? Bilir yani. O zaman ufak dokunuşlar yapar ama aman aman bir değişiklik yapmaz. Ama ben de sanki yeter ya ben artık erkek olacağım. Gittim cinsiyet değiştirdim. Geldim buraya adımı da Can yaptım. Böyle saçı sakalı uzattım. Bayram beni gördüğünde ne dersin? Cansu hocam der misin? Demem hocam. Demez çünkü ben ne yaptım? Kendimi yeniden yapılandırdım. Yepyeni bir şey türettim arkadaşlar. Mevzu bu. Bu mantıkta yürürseniz asla ekleri kaçırmazsınız. Yeter mi hocam? Vallahi yeter, billahi yeter. Hadi gel bak nasıl yapacağız görelim. Bak şimdi baş kelimesi ne yapıyorduk? Böyle bir şey yok, böyle bir şey var. Var olduğunu gördüm, kısa çizgimi çekiyorum. Böyle bir şey var mı? Başlamaktan başlanmak var. O zaman çizgimi çekiyorum. Böyle bir şey var mı? Başlang yok. Başlangı diye bir şey var mı? Yok. Başlangıç oldu. O zaman bu şekilde ayırıyorum. Mesela yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşanmak. Bak gördüğüm yerde oluyor. Yaşant diye bir şey var mı? Yok. O zaman yaşantı diyoruz. Toptan toplu, toplum.
Siz videoyu durdurun arkadaşlar. Bütün kelimeleri yapın. Sonra benimkiyle beraber uyumlu oluyor mu olmuyor mu ona bakın. Önden öne diye bir şey yok. Önem var. Önemli var. Kuru ak var. Sudan sulamak olabilir mi? Hayır. Bakın şimdi şurayı bir anlatayım ben size. Şimdi sulamak nedir? Elime hortumu alırım. Sularım. Ama sulamakla sulak arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. Arkadaşlar bir yerin sulak olması için bakın mesela şurada bir su olduğunu düşünün. Burası sulak mı? Hayır. Oranın sulak olması için sulu olması lazım. Mesela pirinç nerede yetişiyor? Sulu arazilerde. Toprak sulu olacak ki ben oraya sulak diyeceğim. O zaman sudan sulu ak. Çevirmekten çevre. Bak öksüz diye bir şey var mı? Yok. Öksü diye bir şey var mı? Yok. Öksüz var. Isıcak. Kavuş ak. Sınav. Alçalmış. Yükseldi. Seyretti. Seyrelmiş. Bakın bu şekilde ayırıyorum. Anlamlı bulduğum yerde kısa çizgimi çekiyorum. Şimdi bakıyorum acaba yapım eki mi, çekim eki mi bunlar? Bülent Ersoy, Ajda Pekkan. O mantıktan yürüyeceksiniz. Baktım başla. Başlamak arasında anlam ilişkisi var mı? Baş nedir? En öne koymak demektir. Başlamak nedir? Harekete geçmektir. O zaman değişti. Değiştiği için ben buna yapım eki diyorum. Bak önce buna karar veriyorsunuz. Sonra arkadaşlar ilk versiyonunu yazdım. İsim miymiş bu? Evet. Peki başla, başlamak dediğimde fiil olmadı mı? Evet. O zaman bu isimden fiil yaptı. Şimdi başlamak, mesela Cansu başladı. Video çekimine başlandı. Başlamak, başlanmak. Aynı şey mi? Hayır. Başlanmak dediğimde başkası yapıyor işi. O zaman bu yapım eki değişti. Önce yapım eki olup olmadığını teyit ediyorum. Buldum. Sonra buradaki son halini yazıyorsunuz. Yazdım. Sonra buradaki son versiyonu. Başlamak, başlanmak. O zaman fiilden fiil yapmadı mı? Aa, baktım gitti. Acaba gıç kelimesi yapım eki mi, çekim eki mi? Düşünüyorum şimdi. Başlanmak, başlangıç. Aa, değişti. O zaman yapım eki olduğuna karar verdim. Sonra bunun son hali ne? Fiil. Bakın ta buradakini almıyorum. Şuradan alıyorum. Son hali fiil. Başlangıçmak diyemem. O zaman bu fiilden isim yaptı. Hocam ya gıç diye yapım eki mi var? Var. Dalgıç. Değil mi mesela? Dalmak. Hatta dal sözcüğü de sesteştir. Hem ağacın dalı hem de dalmak. Ama oradaki dalmak fiilinden alacağım. Gıç dediğimde onu yapan insan. O zaman oradaki yapım eki olmuş oluyor. Bak mantığını anladınız mı? Yani öyle işte ezberleyeyim. Ne eki yapım ekiymiş, la eki yapım ekiymiş, gıç eki yapım ekiymiş. Öyle bir şey yok. Şu Bülent ablamız. O bize yeter de artar bile. Bak yaşla yaşamak aynı şey mi? Yo. O zaman bu yapım eki. İlk versiyonunu yazıyorum. İsim. Yaştan yaşamak fiil oldu. Yaşanmak. Yaşa, yaşam. Aynı şey mi? Hayır. O zaman bu yapım eki oldu. Şimdi son versiyonunu alıyorum. Fiil. Yaşamaktan yaşanmak. Fiilden isim. Yaşantı. Yaşanmak. Yaşantı. Değişti mi? Değişti. O zaman bu da yapım eki. Bakın son versiyonunu alıyorum. Pardon yaşamaktan yaşanmak. Fiilden fiil yaptı bu. Son versiyonu fiil. O zaman bu da ne yaptı? Yaşantımak diyemem. Fiilden isim. Çok seri bir şekilde yapacağım. Benimle beraber teyit edin. Hızlı konuşacağım. Bayram başını da şişireceğim biraz. Kusura bakma. Arkadaşlar toptan toplu değişti. O zaman yapım ekidir. Bakıyorum isim toptan toplumak diyemem. O zaman isimden isim yaptı. Toplum dediğimde bir arada olan insanlardır. Değişti. O yüzden yapım ekidir. Yine isimden isim yaptı. Önden önem yapım ekidir. İsimden isim yaptı. Önemden önemli değişti. Yapım ekidir. Yine isimden isim yaptı. Kurudan kuraktır. İsim olan kuru. Unutmayın lütfen. Kurumak fiiliyle alakası yok. Daha doğrusu ilişki var da buradaki isim olan. Kurudan kurak dediğimde yapım eki oldu çünkü kelime değişti. İsimden isim oldu. Sudan sulu değişti. Yapım eki. İsimden isim yapan yapım eki. Bunun son versiyonu, özür dilerim, sulak dediğimde yapım eki oldu. Son versiyonu isim, isimden isim yaptı. Çevirmekten çevre değişti yapım eki. Fiildi bu ama fiilden isim yapmış oldu.
Ökten öksüz. İkisi de isim isim oldu ve değiştiği için, çünkü anne ile annesiz aynı şey değil. O zaman yapım eki oldu. Isıyla sıcak aynı şey değil. Evet, aralarında ilişki var ama aynı şey değil. O zaman buradaki de yine yapım eki. Bu isim de yine sıcakmak diyemediğim için isimden isim. Kavuşmaktan kavşak yapım ekidir. Değişti. Fiilden isim oldu. Sınamaktan sınav fiilden isim oldu. Yapım eki. Alçakla alçalmış aynı şey değil. Çünkü alçak buyken alçalmış dediğimde aşağılara iniyor. O zaman bu da yapım eki, isimden fiil yaptı. Mış arkadaşlar, bakın şimdi. Alçak, alçalmış. Mış burada kip ekidir. Kip ekleri bizde her zaman çekim ekidir, unutmayın. Seyrek, seyreldi, değişmiş oluyor. L yapım eki oluyor, yine isimden fiil yaptı. Çünkü seyrekmek diyemem, seyrelmek diyebilirim. Di kip eki, çekim ekidir. Et köktür, fiil kökü, yardımcı eylemdir aslında. Ti de çekim eki. Aynı şekilde yapım eki, isimden fiil yaptı. Miş de kip eki olduğu için çekim eki diyoruz. Şurayı da yapacağım seri bir şekilde. İleriden ilerlemektir. Değiştiği için yapım eki, isimden fiil yaptı. İlerlemiş dedim. Kip eki olduğunu gördün. Çekim eki de geç. Benizden benzemek. Beniz yüz demekti. Benzemek değişti. O zaman isimden fiil yapan yapım eki. Di de çekim eki oluyor. Uyumaktan uyku. Siz uyursanız onun adı uyku olur. O zaman ne oldu? Değişti yapım eki. Uyumak fiildi. Uykumak diyemem. Fiilden isim yapmış oldu. Oyundan oynamak. Değişti. O zaman yapım eki, isimden fiil yaptı. D da kip eki olduğu için çekim eki diyor. Sızıla. Sızıyla sızlamak aynı şey değil. Bakın, sızı ağrıdır. Sızlamak o ağrının vücuda verdiği etkidir. O zaman bu isimden fiil yapan yapım eki oldu. Çünkü sızı isim, sızlamak fiil olduğu için. Bu da kip eki olduğu için çekim eki. Kuzdan kuzey, günden güney. Buradaki eyler yine yapım ekidir. İsimden isim yapan yapım ekleridir. Gelen kadına, özür dilerim, gelinlikçinin dediğimde o gelin dediğimiz kişi geliyordu değil mi? Gelmekten gelindir arkadaşlar. Gelen kadının adıdır bu. Gelen kadının giydiği elbise gelinliktir. Gelinlik, yani o elbiseyi satan kişiye gelinlikçi deriz. İşte ne kaynaştırmadır, gelinlikçinin tamlayan ekidir. Konuşacağız. Şu an yapım eki benim önceliğim. Baktım, gelen kadın. O zaman değişti. Bu yapım eki. Bu fiildi. Fiilden isim olmuş oldu. Gelinden gelinlik. Bu isimdi zaten. O zaman isimden isim yapan yapım eki oldu. Gelinlikçi dediğimde son hali isimdi. Yine isimden isim yapım eki. Bunlar kaynaştırmadır. Ve kaynaştırma diyelim. Çekim eki. Hocam ben anlamadım. Bak şimdi. Şu bir kadın. Bak ne yapıyor? Kadın bizim eve, bak ne yaptı? Geliyor. Tamam. Gelmek oldu. Gelen kadına biz ne dedik? Gelin dedik. Tamam. Şimdi ben buna elbise giydiriyorum. Şöyle. Ne oldu bu? Gelinlik oldu. Peki bunu satan, bu adamın bir dükkanı var değil mi? Satan kişiye ne dedin? Gelinlikçi. Peki bu gelinlikçi, gelinlikçinin dediğimde adam değişti mi? Hayır. Mevzu bu yani. Şu örneği anladıysanız bile yeter. Günden güneş, bekçi, bekledi, söylemiş, geltirdi diyeceksiniz. L sesi düştü. Gitürdü diyeceksiniz. Tüden tükürmek, tükürmekten tükürük. Uzdan uzay, uzak. Öğrenici, dilen, özür dilerim, dilden dilemek, dilenmekten, tekrar söylüyorum, dilden dilemek, dilemekten dilenmek, dilenici şeklinde ayırıyoruz. Hemen ekleri de konuşalım, bitiriyorum. Maksimum 5 dakika. Hadi. Günden güneş, değişti mi değişti. Yapım eki mi? Evet. Bunun ilk versiyonu ne? İsim. Güneşmek diyemem, o zaman isimden isim yaptı. Bekten bekçi, değişti yapım eki. O zaman ne yaptı? İsimden isim. Bekten beklemek yapım eki oldu. İsimden fiil yaptı. Di de kip eki olduğu için çekim eki. Sözden söylemek. Bakın son versiyonunu okuyorum. Değişti yapım eki. İsimden fiil yaptı. Miş de kip eki olduğu için çekim eki.
Gelmekle getirmek aynı şey değil. O zaman buradaki yapım eki. O zaman gelmek, getirmek fiilden fiil yaptı. Kip eki, çekim eki. Gitmekten götürmek fiilden fiil yapan yapım eki oldu. Çünkü kelimeyi değiştirdi. Bu da kip eki olduğu için çekim eki oldu. Tüyden tükürmek. O zaman değişti. Yapım eki isimden fiil yaptı. Tükürmekten tükürük fiilden isim yapan yapım eki oldu. Bunları hep teyit edin, tamam mı? Ne olur tek tek yapın. ÖSYM bunları çok seviyor arkadaşlar. Mesela etmekten etki diyor. Tamam? Değişiyor. Çıkmış soruydu bu da. Uzdan, uzay, uzak dediğimde yine isimden isim yapan yapım ekleridir. Öğrenci, şu ifadeyi konuşacağız şimdi. Önce bir şunu anlatayım. Dilden dilemek. Ne yapıyor? İstiyor. O zaman fiilden isim yap... Özür dilerim. Fiilden fiil yaptı. Baştan alıyorum burayı. Dilden dilemek. Dil organ, isim kök. Dilemek dediğimde ne yapıyorum? Fiilleştiriyorum. O zaman bu isimden fiil yaptı. Dilemekten dilenmek. Fiilden fiil yaptı. Dilenici dediğimde o kişiden bahsettiğim için artık isimleşti. Fiilden isim yapan yapım eki oldu. Evet. Şu da öğrenmekten öğrenici olduğu için fiilden isim yapan yapım ekidir. Hocam ya, öğrenci ve dilenci ifadelerindeki i sesin düşüyor mu? Evet arkadaşlar, düşüyor. Niye ki? Sebebi şu. Bakın bizde cüci eki isme gelir. Simitçi, balıkçı gibi. İsme geldi, problem yok. Bizde isme cüci eki gelmez. Icici eki gelir. Mesela denetleyici. Mesela koruyucu. Dediğimde. Denetlemek fiil değil mi? Bakın ıcıcı geldi. Korumak fiil değil mi? Bakın ıcıcı geldi. Burada öğrenmek fiil, dilenmek fiil olduğu için fiile ıcıcı gelmiş oldu. O zaman mevzuyu anladık. Şunlara birer örnek verip bitiriyorum. İsimden isim yapsın. Ne olsun? Simitçi olsun. İsimden fiil yapsın. Mesela ne olsun? Temizledi olsun. Kelimenin kökü temizdir. Temizle dediğimde. Fiilden fiil yapsın. Mesela yapmaktan yapıldı olsun. Ki çatı ekleridir bunlar. Fiilden isim yapsın. Ne olsun mesela? Çevirmekten çevre olsun. İşte arkadaşlar yapım eki dediğimiz kelimeyi değiştirir. Bir gün bir yorum gördüm ben. Türkçe öğretmeni bir arkadaşım şey yazmış. Ne kadar uzattın abla ya demiş. Yok işte Bülent Ersoy'du, Ajda Pekkan'dı falan. Şey desene demiş, işte kelimenin anlamını değiştiriyorsa yapım eki de. Arkadaşlar, yapım eki sadece kelimenin anlamını değiştirmez. Aynı zamanda türünü değiştirir. Bak, isimden isim yapıyorsa evet anlam. Fiilden fiil yapıyorsa evet anlam değiştiriyordur. Ama isimden fiil yapıyor, tür değiştirmez mi? Evet. Fiilden isim yapıyor, tür. O zaman yapım eki sözcüğün hem anlamını hem türünü değiştirir. Bitti mi? Hayır. Ama bir sonraki videoyu alacağım. Kaç dakika oldu? Biliyordum. O zaman ikinci videoda görüşmek üzere.